22. madde üzerinde 3 önerge vardır. Önergelere aykırılık sırasına göre işleme alacağım. Buyurun okuyun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 128 sıra sayılı kanun teklifinin 22. maddesinde bulunan ihdas eden ibaresinin oluşturan olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Hüseyin Kaçmaz Şırnak, Salihe Aydeniz Diyarbakır, Semra Güler Diyarbakır, Murat Çepni İzmir, Kemal Peköz Adana milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Önergeye katılamıyoruz Sayın Başkan. Önerge hakkında konuşmak isteyen Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz. Buyurun Sayın Kaçmaz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yine bir torba yasa görüşülüyor. Ancak ülke resmen batıyor, bilmiyorum farkında mısınız? İktidar oturmuş, tali işlerle uğraşıyor. Kış kapıya dayandı. Doğalgaz inanılmaz pahalı. Elektrik resmen çarpıyor. Suni güdemlerle nereye varacaksınız? Demokrasi, hukuk yerlerde. İşsizlik had safhada. Eğitim, sağlık bitmiş durumda. Tüm bu sorunların bir çözümü var değerli milletvekilleri. Tüm bu sorunların çözümü diyalogtur. Ve tüm bu sorunların çözümü barıştan geçer. Tarihten bir sözü size hatırlatmak isterim. Ekonomi zorlanıyor, kriz ve işsizlik artıyor, memnuniyetsizlik yayılmaya başlıyordu. Herkesi bir araya getirecek milliyetçi bir dalgaya, bunu yaratacak bir savaşa ihtiyaç vardı. Yanlış anlamayın, bu Mussolini'nin sözü. Maalesef şu an içinde bulunduğumuz durum tam da bu. Ülkede kriz var, memnuniyetsizlik var ve artık iktidar politika üretemiyor, çözüm üretemiyor. Ve bu sebeple Kürt düşmanlığı üzerinden de bugün Rojava'da bir savaş politikası devam ediyor. Bu yanlış arkadaşlar. Biz bu sorunları çözmek zorundayız. İşsizliği de, krizi de, yoksulluğu da çözecek olan barıştır. Bunu öncelikle net bir şekilde belirtmek istiyorum. Yine AKP'li vekil arkadaşlarımıza şunu belirtmek isterim. 2002'den önce, seçilmeden önce Hazreti Ömer'in mumunu Dicle'nin kenarındaki kuzuyu, parmağınızdaki yüzüğü gösterdiniz. Kuyuya atılan Yusuf'uz, Harun'uz dediniz. Ama makamı, mevkiyi kendi saltanatınıza çevirmede, hukuksuzlukta, zulümde, haksızlıkta maşallah Karun'a tur üstüne tur bindirdiniz. Hani yanlış anlaşılmasın bu. Daha önce Harun Karun meselesini bir milletvekilimiz söylemişti ama şunu net söyleyelim. Kendi çizgilerinizi gerçekten hani savunabiliyor musunuz? 2002'den önceki AKP ya da AKP iktidarın ilk yıllarındaki çizginizle bugünkü çizginiz birbirini tutuyor mu? Lütfen bir gözden geçirin. Çünkü bugün bu ülkedeki yoksulluğun, yolsuzluğun, haksızlığın, hukuksuzluğun temel nedeni maalesef ki Kürt düşmanlığıdır. Kürt düşmanlığı bugün bu ülkeye çok ağır bedeller ödetiyor. Açıkça söyleyeyim, evet kayyumlar atanıyor, evet siyasetçi arkadaşlarımız, milletvekili arkadaşlarımız tutuklanıyor. Siyasi tutsak olarak, rehine olarak cezaevlerinde tutuluyor. Her gün neredeyse bir veya birden fazla il ve ilçe yönetici arkadaşlarımıza bazen sayılar 50 ve yüzleri buluyor. Siyasi soykırım operasyonları düzenleniyor. Bu hiçbir sorunu çözmüyor değerli milletvekilleri. Kürtler demokrasiye inananlar pes etmez. Kürtler Zilan'da, Koçgri'de, Dersim'de, Halepçe'de, Roboski'de, Cizre'de bedel ödedi ama vazgeçmedi. Bu işin çözümü barıştır. Bu işin çözümü diyalogtur. Dün AKP Grup Başkan Vekili Sayın Özkan, Kürtleri tabii kastederek Amerika ile Rusya ile iş tutmaktan bahsetti. Çözümün onlar olmadığını ve çözümün hani onların Orta Doğu'ya barış getirmeyeceğini söyledi. Evet, hemfikiriz. Ancak şunu da söyleyelim değerli arkadaşlar. Biz de size söyleyelim. Bir Amerika'ya gidiyorsunuz, bir Rusya'ya gidiyorsunuz. Ama size söyleyeyim, İmralı ikisinden de daha yakın. Çözüm İmralı'da, çözüm bu mecliste, çözüm bu ülkenin sınırlarında. Çözümü biz üreteceğiz. Çözümü başkasında beklemeyeceğiz. Ama maalesef ki yerleşik olan bu Kürt düşmanlığı ve Kürt düşmanı politikalar
maalesef ki iktidarın gözünü bürümüş durumda. Hiçbir şey göremiyor. Biz 1917 Amasya tamimine, Sivas Kongresi'ne, Erzurum Kongresi'ne, 1921 Anayasası'na yoğunlaşacağız. Bunun üzerinde çözüm üretmeye çalışacağız ve bu ülkedeki Kürt meselesini çözeceğiz. Bu ülkedeki yoksulluğu da, yolsuzluğu da, hukuksuzluğu da hep birlikte çözeceğiz. Başka çözüm de yoktur. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hacı Hocam buyurun. Sayın Başkanım teşekkürler. Sanıyorum bir strateji çerçevesinde bu Kürt düşmanlığı sözü sürekli tekrar ediliyor ve buradan bir kriz çıkartılarak derinleştirilmek isteniyor. Bunu doğru bir tavır olarak görmem. Çünkü herhangi bir toplumsal kesimin adını zikrederek öyle olmadığı halde kendilerine karşı husumet güdüldüğü, düşmanlık edildiği şeklindeki dilin tekrar edilmesi esasen nefret suçu kapsamına girecek bir durumdur. Tahmin ediyorum yürüttükleri siyaset itibariyle nefret suçlarına karşı mesafeli olduklarını ifade edenlerin esasen insanları birbirlerine karşı getirebilecek böylesi dillerden kaçınması diğer türden stratejilerden daha kıymetlidir diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin ve burada siyasi heyetlerin genel olarak bulunduğu pozisyon teröre karşı olmaktır. Kürt düşmanlığına ilişkin eğer bir arayış içinde olacaksak gerçekten de bize yakın tarihin de söylediği, olayların da söylediği PKK'nın oynadığı roldür. PKK'nın şiddet marifetiyle insanları birbiri aleyhine kışkırtma stratejisidir. Aynı zamanda Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde bir özerk bölge oluşturmak için kendisine itaat etmeyen Kürtleri sürgün eden siyasal yaklaşımdır. Hepsinden daha önemlisi Kürtlerin kanı ve canı üzerine emperyal bir siyaset uygulayan politikalara karşı sesini çıkartmamaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Bülbül. Sayın Başkan, konuşmacının dile getirdiği ve diğer HDP'li milletvekillerinin kürsülerden devamlı surette dile getirdiği bu Kürt düşmanlığı ifadesi bizce de sistematik bir çalışmadır. Sistematik bir propaganda faaliyetidir. Kara propaganda faaliyetidir. Çünkü bunun tarihsel ve sosyolojik anlamda herhangi bir gerçekliği söz konusu değildir. Konuşmacının bahsettiği Dersim'inden, Koçgirisi'nden Şeyh Said isyanlarına varıncaya kadar ifade edilenlerde devlete karşı girişilen bir isyan faaliyetinin bastırılmasında bunun hangi etnik kökenden veya kimler tarafından yapıldığı gibi bir şey gözetilmez. Bu noktada dün de bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarih boyunca Kürt kökenli vatandaşlarımıza bu memleketin, bu milletin kurucu unsuru olarak bakmıştır. Bizler de öyle bakmaktayız. Yüce Meclis çatısı altında kendilerine, Kürt kökenli kardeşlerimize reva görülen bu ifadeleri asla ve asla kabul edemeyiz. İfade edildiği üzere asıl haksızlık, asıl kötülük, asıl zulüm bizzat haklarını güdüyoruz ve takipçisiyiz dedikleri yapıların ve onların kınamadıkları terör örgütünün kundakta Kürt kökenli ailelerin evlatlarına, bebeklerine kurşun sıkıldığı ahvalde onlara karşı çıt ses çıkaramamaktır Kürt düşmanlığı. Saygılar sunarım. Oluç. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bu konuyu birkaç kez daha tartıştık ama belli ki tartışmaya devam edeceğiz. Önce bir şey söyleyeyim. Yani o suçlamayı kabul etmiyoruz gerçekten. Bir sistematik kara propagandadan söz etti konuşmacılar. Yani kesinlikle bir sistematik kara propagandayla alakası yok olanın. Sistematik bir hukuksuzluk yaşanıyor Türkiye'de. Sistematik. Ve biz bu sistematik hukuksuzluğu
dile getiriyoruz. Şimdi biz burada Kuzey ve Doğu Suriye'deki Kürt sorununu tartışmıyoruz. Oradaki Kürt örgütleri, partileri arasındaki ilişkiyi tartışmıyoruz. Başka bir şeyi tartışıyoruz. Çok net ve açık. 31 Mart seçimlerinde kazanmış olduğumuz 65 belediyenin 24'üne kayyum atanmış vaziyette. Belki önümüzdeki birkaç gün içinde yenileri de atanacak. Biz bu hukuksuzluğu, bu demokrasisizliği konuşuyoruz esas itibariyle. Seçme seçilme hakkının gasp edilmesini konuşuyoruz. Orada milyonlarca insan oy vermiş, kendisini yönetecek belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini, il genel meclis üyelerini, büyükşehir belediye başkanlarını seçmiş ve bunlar gasp ediliyor. Oyları, iradeleri açıkça gasp ediliyor. Biz bu sistematik hukuksuzluğu konuşuyoruz. Ve bunu konuşurken de diyoruz ki, yani ben gidip bütün arkadaşlarımız gibi gidip orada insanlarla konuştuğum için bunu aktarıyorum size. Yani uyduruk bir şey söylemiyorum. Orada yaşayan halk istiyorsanız gidin kendiniz de görün. Sorun bu yapılanı nasıl değerlendiriyorsunuz diye bize düşmanlıktır diyecekler. Budur. Böyle tanımlıyorlar. Yani orada yaşayan halk bunu Türkçe'de, Kürtçe'de bize düşmanlık diye tanımlıyor. Şimdi bu düşman hukuku uygulanmasını biz eleştirip siyasi partilerden şunu bekliyoruz. Meclisteki siyasi partilerden ve meclis dışındakilerden bu hukuksuzluğa, bu demokrasisizliğe karşı sesinizi yükseltin diyoruz. Halkın iradesi resmen gasp ediliyor. Seçmen iradesi, sandık hukuku, sandık adaleti hepsi gasp ediliyor. Bir siyaset ve toplum mühendisliği yapan bir odak var. Darbeci bir odak var. Biz bunu eleştiriyoruz. Bunu konuşuyoruz. O yüzden asla sistematik bir kara propaganda değildir yapılan, çok açık bir sistematik hukuksuzluk karşısında siyasi partilerin hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, hakka sahip çıkması talebidir esas itibariyle. Dolayısıyla bunu bir kez daha vurgulamış olalım. Derdimiz kriz çıkarmak değil, bu İçişleri Bakanlığı ve iktidarın çıkardığı krizi demokratik yollarla çözmek içindir. Konuştuğumuz her şeyin de anlamı esas itibariyle budur. Teşekkür ediyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiş.